Seçim yasası tartışmaların gölgesinde kabul edilmiş, meclisten geçmişti. CHP'nin itirazı var. CHP 3 maddeyi Anayasa Mahkemesi'ne taşıyor. AKP ve MHP tarafından hazırlanan seçim barajını %7'ye indiren teklif mecliste kabul edilerek yasalaşmıştı. Resmi gazetede yayımlanmasının ardından yürürlüğe girdi. CHP'nin hukukçu kurmayları tarafından hazırlanan dilekçeye göre il ve ilçe seçim kurullarının oluşumları, kıdemli hakimler yerine birinci sınıf hakimler arasından kura çekimi ve 3 ay içinde seçim kurullarının yeniden oluşturulması yönündeki düzenlemelerin anayasaya aykırı olduğu için yürütmesinin durdurulması ve iptali talep edilecek. Seçim kurullarına ilişkin modelleri muhalefet sandık güvenliği açısından sakıncalı buluyor. CHP 3 maddeye itiraz edecek. Biraz daha yakından bakalım o maddelere ve biraz sonra da konuşacağız bu konuyu. Nelere itiraz ediyor? Anayasa Mahkemesi'ne neleri taşıyacak? İl ve ilçe seçim kurullarının oluşumları, 3 ay içinde seçim kurullarının yeniden oluşturulması, kıdemli hakimler yerine birinci sınıf hakimler arasından kura çekimi yapılması. Şimdi bu 3 maddeye anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle CHP itiraz ediyor. Şimdi yapılan yeni düzenlemeyle il ve ilçe kurullarında kıdemli hakimin görev alması zorunluluğu kaldırıldı. Önceden en kıdemli hakim görev alıyordu, başkanlık yapıyordu. Şimdi 3 hakim, en kıdemli 3 hakim arasında kura usulüyle bir çekiliş yapılacak ve bu şekilde belirlenecek o isim. Ve yine bununla birlikte Ocak 2022'de oluşturulan seçim kurulları da yeni düzenlemeyle birlikte 3 ay içinde lağvedilecek. Ve CHP yapılan yeni düzenlemenin seçim güvenliğine zarar vereceği yönünde bir görüş bildiriyor. Ve Anayasa Mahkemesi'ne gidecekler. İtirazları var. Peki neye itiraz ediyorlar? Konuşalım ayrıntısını. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan yayın konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz Sayın Tezcan. AYM'ye gideceksiniz 3 madde için. Gerekçeler nedir efendim? Niçin itiraz ediyorsunuz bu yasaya? Şimdi Ebru Hanım, önce şunu söyleyeyim. Her halükarda yasayla neyi değiştirirlerse değiştirsinler, AK Parti, MHP koalisyonu, Cumhur İttifakı iktidarı çürümüştür ve iktidardan gidecek. Yani kanunun satın aralarındaki düzenlemelerle iktidarda kalabilmeleri mümkün değil. Seçim güvenliğini tehdit etmeye dönük bütün bu değişikliklere rağmen biz tabii ki Anayasa Mahkemesi'nde hukuk sürecini çalıştıracağız ama en son noktada sandığın başında vatandaşımızın her oyunu bekleyeceğiz ve sayım sırasında da tıpkı İstanbul seçimlerinde olduğu gibi her oyun bekçisi olacağız. Bir kere bu konuda vatandaşlarımız ekstra bir endişe içerisine düşmesin. Ha, gelelim işin öbür tarafına. Anayasa Mahkemesi'ne gidiyoruz. Evet, gideceğiz. Çünkü çok açık bir şekilde anayasaya aykırı bir değişiklik yaptılar. Yani mecliste parlamento çoğunluğunda parmak hesabıyla sen bunu yapabilirsin ama anayasa açık bir şekilde seçimler yargı denetim ve gözetimi altında yapılır diyor. Seçimlerde yarışmayı yargı denetim ve gözetimini objektif kurallara bağlanması anayasanın seçimlerin yargı denetim ve gözetiminde yapılması gerekir hükmünün bir doğal uzantısı ve sonucudur. Ne yapmaya çalışıyorlar? Bakın, Türkiye 1946'da çok partili rejime geçti. 1950'den itibaren de bu sistemle, yani bu seçim kurullarıyla oluşan sistemle Türkiye seçimlere gidiyor. Bugüne kadar seçim kurulu başkanları, İllerde il seçim kurulu başkanları, ilçelerde ilçe seçim kurulu başkanları o bölgedeki en kıdemli hakim olurdu. O kıdemli hakimin mazereti olur, sağlık sebebiyle bir şey olursa yapamazsa o görevi bir sonra gelen olurdu. Yani bir, sistem adil bir sistemdi. İki, uygulanır bir sistemdi. Üç, boşluğu olmayan bir sistemdi. Niye en kıdemli hakim deniyor? Yani 72 senedir böyle uygulanıyor bu Türkiye'de ve hiçbir siyasetçi itiraz etmedi. Ne sağdan ne soldan, ne merkez sağdan ne merkez soldan hiçbir lider bugüne kadar buna itiraz etmedi. Niye en kıdemli hakim? Çünkü en kıdemli hakim en tecrübeli hakimdir. En kıdemli hakim etkiye en az açık hakimdir. İktidarın en az etkileyebileceği hakimdir. En fazla bağımsız hareket edebilme niteliğine, yeteneğine sahip, imkanına sahip hakimdir. Şimdi siz bunu değiştiriyorsunuz. İl seçim kurulu başkanları ve ilçe seçim kurulu başkanlarını kurayla tayin etmek istiyorlar. Yani oradaki birinci sınıf ve birinci sınıfa ayrılmış hakimlerin
koyacağız bir torbaya, tombala çeker gibi, tombaladan hangi hakim çıkarsa o yönetsin. Ya 72 yıldır işleyen, düzgün işleyen, akla, hukuka, vicdana uygun bir sistem var. Niye değiştiriyorsunuz bunu? İzahı yok. Ne Anayasa Komisyonu'nda izah edebildiler, ne parlamentoda izah edebildiler mecliste, ne de kamuoyunda samimi hiçbir gerekçeleri yok. Gerçek sebebin ne olduğunu biliyoruz. Gerçek sebepler İstanbul seçimlerinde seçimi çalmak için söz geçiremediler bu hakimlere. En kıdemli hakimler, en azından hepsine söz geçiremediler. Şimdi zannediyorlar ki bu sistemi değiştirirsek hakimleri söz geçirebiliriz. Niye? Son dönemde alınan hakimler, birinci sınıf ve birinci sınıf ayrılmış hakimler de işte daha önce AK Parti'de ilçe başkanlığı yapmış, milletvekili adayı olmuş vesaire işte şeyler var. Hakimler var ya da etkileyebileceğimiz hakimler var diye düşünüyorlar. Ha yine sonuç alamayacaklar, o başka. Ama başlı başına bu iş hukuka aykırı bir iştir. Bu sebeple Anayasa Mahkemesi'ne gideceğiz. Çünkü seçimlerin yargı denetim ve gözetim altına yapılır ilkesinin açık anayasa ilkesinin açık ihlali bu. Bir, ikincisi bir başka konu var. Diyor ki 3 ay içerisinde bu hakim bu iş sistemi hemen yürürlüğe sokacağız. 3 ay içinde. Yani diyor ki 3 ay içerisinde bütün il ve ilçe seçim kurulu başkanlarını değiştireceğiz. Ya yapamazsın. Anayasa hükmü açık. Seçimle ilgili hükümlerin değişikliği bir yıl içerisinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz diyor. Yani sen 6 ay sonra seçim yapacak olursan bu hükmü uygulamış oluyorsun 3 ay içerisinde. Yani bir yıl uygulanamaz açık hükmüne karşın, tamam, bir yıl sonra bunu yapabilirsin. Bir yıl sonra, yani bu geçti, bir yıl sonra değiştirebilirsin. Ama şimdi sen diyorsun ki 3 ay içinde bunu yapacağım. Ya niye yapıyorsun? Acelen ne? Peki baskın oralar, seçim ihtimali var mı sizce? Nasıl? Buradan yola çıkacak olursak bir baskın seçim ihtimali de doğuyor mu sizce? Yani ben buradan doğrudan bir baskın seçim sonucuna varmak doğru olmaz. Ama ihtimal dahilinde, yani diyor ki olur da yönetemezsek, gidiyoruz, yönetemiyoruz. Olur da alelacele bir seçime gitmek zorunda kalırsak bir an önce şu işi bitirelim diyor. Yani bir an önce bitirelim de en azından öbür maddeler uygulanmasa bile şu hakimlerle ilgili maddeyi uygulayalım diyor. Yani diğer 15 maddelik bir kanun teklifiydi. Eğer 6 ay içerisinde seçime gidersek öbür maddeler uygulanmayacak. Anayasanın hükmü gereği, 67. maddenin hükmü gereği bir yıl içinde yapılan seçimde uygulayamazsın diyor. Şimdi diyorlar ki ya kendileri de bu aslında şunu gösteriyor. İktidarda kalamayacaklarının seçim yapmadan bir sene 2023 Haziran'ına kadar dayanamayacaklarını kendileri de hissediyorlar. Böyle bir ihtimal var. Bir an önce biz bu işi kotaralım, bu şey meselesini çözelim sandıkta, seçimle ilgili hakimler meselesini çözelim diyorlar. Bu bir kere anayasanın yorum gerektirmeyecek bir şekilde lafzına da sözüne de, yani yazılı metne de açıkça aykırı, ama böyle bir uygulama başlattılar. Bir gideceğimiz diğer nokta bu. Bir de yani şimdi kanunun her konusunda, yani bu yeni sisteme geçildikten sonra, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dedikleri tek adam rejimine geçildikten sonra biliyorsunuz başbakanlık kalktı. Bakanlar kurulu diye aslında bir şey kalmadı. Hepsinin yetkileri bir kişide, Cumhurbaşkanı'nda toplandı. Buna paralel olarak kanunların her yerinde bakanlar, bakanlar kurulu, başbakan geçen ibarelerin yerine Cumhurbaşkanlığı koydular. Bunların hepsini çıkardılar, Cumhurbaşkanlığı koydular. Ya şimdi onlarda koyuyorsunuz da seçim kanununda, seçim döneminde başbakanın, bakanların araç kullanmaları, resmi makam araçlarını kullanamazlar, kampanyalarında bakanlık imkanlarını, resmi imkanları kullanamazlar diye seçim kanununda hüküm vardı. Şimdi orada da başbakanı çıkarıyorlar, koysana Cumhurbaşkanını. Niye koymuyorsun Cumhurbaşkanını onun yerine? Başbakanın yerine Cumhurbaşkanı girdi. Başbakanla ilgili maddeyi çıkarıyorlar, o doğru, o kavramın çıkması doğru, ama onun yerine Cumhurbaşkanını koyman lazım. Bunu koymuyorlar, bu meseleyi de yine iptal davasının konusu yapılacak. Evet, tabii şimdi sandık güvenliği, seçim güvenliği konusunda da odaklanıyorsunuz siz muhalefet olarak. Özellikle de bu 6 siyasi partinin birleşiminden oluşan bir
çalışma grubunun oluşturulması da önemli bir başlık. Yine bir toplantı yapılacak bu konuyla ilgili. Nasıl bir yol haritası çıkarılır Sayın Tezcan? Yani örneğin İstanbul seçimleri modelinden söz ediliyor. İstanbul seçimleri olduğunda Anadolu Ajansı verileri kesmişti mesela. Binali Yıldırım kazandım diye bir açıklama yapmıştı. Tüm bunlara rağmen saatler süren bir mücadele de vardı sandık başında. Yani o verileri takip etmek açısından. Neler yapılabilir seçim güvenliğine ilişkin? Tabii orada Anadolu Ajansı'nın verileri kapatmış olması. Evet, Sayın Tezcan'ın bağlantısında bir kopukluk yaşıyoruz. Hemen kendisine döneceğiz az sonra. Bağlantıyı tekrar deneyelim. Gelmiş Sayın Tezcan. Buyurun efendim. Peki. Anadolu Ajansı'ndan Tabii bahsediyordunuz. evet. İstanbul seçimlerinde tabii Anadolu. Evet, Sayın Tezcan'ın bağlantısı sağlıklı değil. Tekrar arkadaşlarım yardımcı olacak Sayın Tezcan'a, tekrar bağlanacağız. Şimdi özellikle de aslında seçim güvenliği konusunda, sandık güvenliği konusunda yoğunlaşıyor muhalefet ve bir de çalışma grubu oluşturdular. 6 muhalefet partisi seçimin güvenliği nasıl sağlanacak diye bir çalışma grubu oluşturdu ve çalışmalar başlayacak. İlk toplantının da bu hafta yapılması bekleniyor. Nasıl bir yöntem uygulanacak? Aslında bu konuşuluyor. Örneğin İstanbul modelinin üzerinde yoğunlaşılması konusunda bazı bilgiler vardı. Sayın Tezcan'a dönelim. Sayın Tezcan, umarım bağlantımız Evet. kopmaz tekrar. Buyurun efendim. Bağlantı kuruldu herhalde. Evet, öyle görünüyor. Evet. Buyurun. Yani Anadolu Ajansı'nın yayını kesmesinden bahsediyorduk. Burada da internet düzenli olarak kesiliyor. Yani şöyle, mesele şu. Anadolu Ajansı kamuoyundan İstanbul seçimlerini kazandığımızı saklamak istedi. Kaybettiklerini, iktidarın kaybettiğini saklamak istedi. Kamuoyunun o konudaki güçlü desteğini ortadan kaldırmak ve seçime çalabilmek için sandık başındakiler de görevlerini bıraksınlar diyordu. Hedef buydu, hesap buydu ama öyle bir şey oldu ki İstanbul'da çok iyi organize edildiği için, ıslak imzalı tutanaklar alındığı için, sandık başında çalışan arkadaşlarımız çok iyi görev yapıp tutanakları parti genel merkezine taşıdığı için bütün bilgiler elimizdeydi ve çalmalarına müsaade etmedik. Kapatsalar bile en sonunda Yüksek Seçim Kurulu kabul etmek zorunda kaldı. Şimdi buradaki mesele şu. Amerika'yı yeniden keşfetmeyeceğiz. Yeni şeyler, yeni icatlar peşinde koşmayacağız. Ne yapacağımız belli. Elimizde elektronik anlamda bütün imkanlar var. Online olarak bütün örgütlerimizle irtibatlıyız. Yüksek Seçim Kurulu'nun sistemiyle de bağlantılıyız. Sandık başlarında da görevlilerimiz var. Sandık kurulu üyelerimiz olacak. Müşahitlerimiz olacak. Ve bu ıslak imzalı tutanakları alacaklar. İlçelerde, illerde, genel merkezde, elektronik ortamda, online bütün sistemi çalıştıracağız ve bilgi paylaşımıyla Yüksek Seçim Kurulu'na giden her şeyi paralel olarak biz de buradan göreceğiz. Bu sistem bir elektronik ayağı var, iki insan ayağı var. Her iki ayağı da iyi çalıştırdığımızda ne yaparlarsa yapsınlar bu seçimi çalabilmeleri mümkün değil. Altı siyasi partinin her birinin bu konuda kendi çalışmaları var. Siz de biraz önce söylediniz, bir şey çok önemli. Bu mesele altılı masanın da gündemindeki önemli bir mesele. Her parti bu çerçevede kendi altyapısını hazırladı. Ayrıca bunları birbirleriyle de entegre ederek altı siyasi partinin aynı şekilde dayanışmasıyla Türkiye'de sahipsiz hiçbir sandık bırakmayacağız. Islak imzalı tutanakları toplayacağız. Kendi genel merkezde, bilgi işlem merkezlerimizde bunları paralel olarak takip edeceğiz. Herhangi bir usulsüzlük varsa da suçüstü yakalayacağız, engelleyeceğiz. Peki, çok teşekkürler katılımınız Ben için. teşekkür Hoşça ederim. kalın.